Merhaba arkadaşlar, Kızlar TV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda gördüğünüz gibi Empire Total War Osmanlı Devleti serime devam ediyorum arkadaşlar. Yalnız bir sıkıntımız var arkadaşlar, düzeltmede fırsat bulamadım. Ben yaptım ya, mod yükledim ya arkadaşlar. Bir önceki bölüm görmüşsünüzdür, bir mod yükledim arkadaşlar. Onun da videosunu çektim, hatta YouTube'da hatta atmış olurum çoktan herhalde bu videodan önce. O mod yükleme videosu yüzünden oyunun Türkçe dil desteği malak oldu yani. Dil desteği zaten yoktu da hani çevirisi malak oldu. Artık bu şekilde anlamaya çalışacağız arkadaşlar. İsimler falan hani bayağı bir karıştı. Anlarız bu şekilde. Pek sıkıntı olacağını zannetmiyorum da yani birazcık zorlanacağız anlamakta. Şimdi bu birliklerimizi hemen buraya çekelim. Birkaç turdur gelmeye çalışıyor bunlar ya. Yazık günah ya. Asun artık yeter. Şunları birleştirelim. Birleştirme partisi. Onun dışında arkadaşlar burada bölgeyi fethetmiştik hatırlıyorsanız. Bölgenin durumu iyiydi ancak Ruslar böyle duruyordu. Burada da bunlar kuduruyor. Bunlara acilen ikmal lazım demiştik, hatırladım. İkmal yapacağız inşallah tez vakitte. Onun dışında Avusturya'yı, Viyana'yı aldık. Ne olur ne olmaz diye Zagreb'de bir küçük orducuk daha bulunduruyoruz. Ayrıca burada da Leistan'la barış mı yaptık? Yok. He, buraya kaydedik orduyu çünkü Sokuk Ruslar buraya geldi. Bu Ruslardan kurtulamıyoruz değil mi biz? Deneyelim bir daha şansımız. Yok, olmuyor. O zaman buraya Rusları durduracak kadar bir ordu götürüp kalanını şuraya yollamam gerekiyor sanırım ama şu turda da hiçbir şey yapamıyorum. Bu tur olmaz. Evet arkadaşlar, o zaman yeni turumuza geçelim. Şuradan bize yaklaşan bir Dehşetül Vahşet var. Temperk ordusu. Ama bizim ordumuzda tam takviye, hiç sıkıntı yok maşallah. Evet. Başka ne yapabilir? Wittenbergliler maşallah çalışıyorlar arkadaşlar. Avusturyalılar, Leistanlılar yendi yalnız orada. Şimdi Avusturya yenildi. Mükemmel ya, cidden çok mükemmel. Bu nasıl bir savaştır, ben böyle... Dur, ben oradan yaralanıp Macaristan'ı kapayım hemen. Ulan. Ne malakça oynuyorsunuz şu oyunu ya. Allah'ım yarabbim ya. Düzgün oynayın lan şu oyunu, yeter artık. Oha. Benden önce Leistan kaptı yani. Hayır. Hayır. Surrender yok. Teslim olmak yok. Savaşacağız. Ulan Rus ordusundan kaçıyor. Allah'ım yarabbim ya. Sözde adam beni yağmalamak için geldi, şimdi birbirleriyle savaşıyorlar. Allah'ım yarabbim ya. Ben de onlardan yaralanıp yok edeyim. Bari. Lan şuna bak, yanıyor yukarısı. Neyse. Arkadaşlar umarım İngilizce oyunu oynamak size sıkıntı yapmaz. Yani... Aha. Ne yaptı bu şimdi? Neyse. Arzunuz nedir? Gir Müslüman yap. Müslüman yap ülkeyi. Marata'yı Müslüman yap ki. Anca hani. Bu nedir? He, şu yağmalanmış. Şimdi birliğimizi biraz düzenleyelim arkadaşlar. Ne var burada? Efendim. Bizim düzenliymiş. Tamam. Emirleriniz için hazırız. Şimdi bu birliği bunlara katalım. Marş. Ek emriniz var mı? Bunu da şuraya koyalım. Hazırlanın. Marş. Sıkıntı olduğu zaman yetişmiyor.
Ama yakınlarda bulunsun. Hayda. Rus donanması başımıza musallat oldu. Arkadaşlar bu da Ruslar geri gidiyor. Burada küçük bir birlik bırakarak buradan çekilelim. Deneyimli bir birlik olsun da. Şu 52 kişilik birliği bırakalım. Yok 59'luk bırakayım, az deneyimli olsun ama. Evet, buradan kuşatmayı kırmaya gidelim arkadaşlar. Temizleyelim. Efendim, emirleriniz marş. Yalnız arada komutan bir şehit oldu. Ha, komutanı burada unutmuşuz. Komutanı unutmuşuz lan. Allah'ım yarabbim. Çadır kuruyorum. Avusturya'da askeri alımlarımız var. Zaten onları kullandık daha demin. Leistan ordusunu bu sefer yenebiliriz arkadaşlar ama arkamızda bir Avusturya ordusu derdi var. Avusturya ile Wittenberg'in durumu ne? Bakalım bir. Avusturya Wittenberg'le müttefik. Wittenberg'le anlaşabilirsem Avusturya kolay lok, kolay lokma da. Wittenberg'i bir de anlaşmayı deneyeyim. Bakalım. Ha burada. Bak barış talep edelim. Sana bak belirsiz süre veriyorum. Belirsiz sürede asili geçecek artık. O kadar düşün. Seni yıkacağım o kadar kesin ki gelecekte. Belirsiz veriyorum çünkü kimseye belirsiz vermem ben de. Askeri geçiş hakkı sana belirsiz dedi, verdik. Sana bölge yok. O adam bana teknoloji verecek neredeyse. Sana bir de ödeme veriyorum bak, 78 lira hem de 20 tur boyunca. Bak çok kaliteli bunlar. Oha! Mutlu oldum. O zaman şimdi siktir git. Şu orduyu da al götüne sok. Tamamdır. Avusturya ordusunun durumu ne? Şöyle bir hamle yapalım diyorum arkadaşlar. Bununla yana kaydıralım. Buraya dalalım. Bunu da buraya sokalım arkadaşlar. Tabii bir şey unutmuşum. Bunu sokabilecek şeyimiz yok. Hareket puanımız yok. Bir sonraki tur inşallah. Bir sonraki tur. 1931 para alıyoruz. Fena değil. İş görür. Bir de komutanımız bize boş boşuna yük oluşturuyor. Şu komutanı şunun başına oturtalım bari. Bir iş yapsın. Onun dışında artık doğuda tam 4 turda toplamaya çalıştığımız ordu sonunda toplandı arkadaşlar. 4 turdur şunu toplamak için uğraşıyorum. Hayır. Girsene lan şuna. Sen girmezsen ben zorla sokarım kardeşim. Heh, tamamdır. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Oğlum burada 3 birimlik yer kaldı. Dur bunları birbirine sokalım. Sokamıyoruz ki. Heh, şunları. Tamamdır. 3 birimlik yer açıldı. Bütün gereksiz kötü birlikleri doğuya yollamak gibi bir şey oldu sanırım. Şimdi buradaki Raşan'ın ordusuna bir dalalım. Ya kaçırmayacaktık elimizden ya. Onlar kaçıyor sürekli. Korkak herifler. Neyse fazla bir şeyleri yok Allah'tan. Dağıstan'la barış imzalamayı deneyeyim. Belki kabul eder. İblis dedi lan bana. İblis sana girsin iblis. Tövbe estağfurullah. Tövbe, ağzımı bozduruyor ya. Buradaki birliklerimizi ikmal ettirmemiz gerekiyor. Evet, yalnız her ne yaptıysak paramız güzel arttı. Birazcık arttı yani, çok fazla değil. Ama arttı mı arttı, bir şey değiştirmiyor kardeş. Şimdi bakalım, İspanya geziyor. Raşa. Rusya. Raşa. Raşa'nın ordusunda... Laf var da neyse. Şunları yine biz gebertelim.
Yağmacı pislikler. Sürekli yağmalıyorlar. Yağmadan artık hani orduda tüfekle değil de kürekle, kazmayla geziyorlar. Yağmalamak için yani. Başka amaçları işleri yok. Ya çok dert var başımda ya. Aha, yürü git, yürüt lan, yürüt. Defol git. Burası neresi acaba? Ana Moldova burası mıydı ya? Bura Boğdan değil mi? Neyse. Hayırdır kardeş, neden isyan ediyorsunuz? Oha ya, adamlar bir geldi. Nüfusun %10'u Müslüman kalmış. Ne yaptınız lan, nüfusa tecavüz mü ettiniz? Ne oldu? Müslüman nüfusu soykırım mı yaptınız ya? Yuh ya. Yok olmuş oğlum, nüfus yok olmuş. Bunları bir ikmalini yapalım. Biraz fazla ağrı patlayacak. Şu önemli birliklerin ikmallerini yapalım. Yok, tecrübesi daha yüksek olan birliklerin ikmallerini. Kalabilir. Para lazım çünkü. Hizmetinizdeyim. Burada bir Hazırlanın, tane emirlerinizi birliğe bekliyorum. şuna değiştirelim. Marş, hazırlanın. Emirleriniz için hazırız. Evet. Güzel bir ordumuz oldu gibi sayılır. Birkaç milis hala var ama. Bay, hazırlanın. Kuşatmaya Marş, başlayalım. hazırım. Marş. Buraya bunu alalım. İleri marş. Evet. Şu anda gayet temiz bir düzen yaptık arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Emirlerinizi kuşattık. artık alma imkanları yok gibi bir şey arkadaşlar. Yani yalnız bizim amiralimiz malak gibi gelecek savaşa. Onu korumak lazım çünkü bir kişilik boş yer yok. Bir kişilik boş yer bile yok. Sıkıntı yok. Düşman ordusuna bir inceleyelim. Düşman ordusu bir inceleyelim arkadaşlar. Genel olarak askerleri hiç kayıpsız. Ancak atlıları, ya atlı diyorum, topları biraz kayıplı. Hatta topları bayağı kayıplı. Şu iki top iptal zaten. Şu iki topu var düşmanın. Atlıları sapasağlam. Bir kişi dışında generalleri de, general bu değil mi? Aynen, generalleri de uhlan yapmışlar. O yüzden moralleri daha düşük olacağını sanıyorum. Ayrıca generalleri de eksik. 45 kişi olması gerekiyor, 21 kişi. Topçularının bir tanesi daha eksikmiş ama ancak bu top yine kendini gösterir burada. Onun dışında askerlerden çok fazla bir eksik yok. Yani genel olarak 120 kişilik askerler tamam gibi bir şey. Bir tane milis kuvvetleri var. Milis kuvvetleri zaten yapılabilecek bir şey yok. Direkt gebertiriz. Evet, düşmanın fena bir ordusu, hani güzel bir ordusu var ama bizim daha güzel bir ordumuz var. En azından hani öyle tahmin ediyorum. Ben yine teslimiyet talep edeyim. O zaman yapacak bir şey kalmadı kardeşim. Geçmiş olsun. Bu savaştan sonra videoyu kapatayım yoksa cidden çok hani büyük olmaya başladı videolar da. Küçük olsun, fazla olsun. Öyle düşün. Daha fazla izleriz. At piyadeleri. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Düşünüyorum bir. Bir önceki seferki yenilgimizi hatırlıyorsunuz arkadaşlar sanırım. Yalnız biz bir hata ettik. Bir hata ettik. Neden hata ettik derseniz arkadaşlar. Yanımıza iki tane humbaracı ocağı aldık. Meğer bizim burada humbaraya ihtiyacımız yoktu. Neyse kullanırız bunları, kullanırız. Arkadan vurur bunlar, iyi fikir. Aslında vardı. İyi, güzel. Aklıma iyi bir fikir geldi. Onun için diyorum ki şu birlikleri alayım yanıma. Buradan da alayım bunlarla. Siz böyle durun. Bu taraftan bir bu taraftan taarruz edelim. Zaten kale çok büyük olmadığı için kolay düşecek büyük ihtimalle. Ya da kolay düşmeyecek. Esas savaş burada olacak. Bunların
Yakın dövüş saldırısı 9, 10, 11. Bunlarınki 8, 8, 13. Bunların savunması kötü de saldırısı, savunması iyi, saldırısı kötü. Saldırı, bize şu an saldırı lazım. Bizden bunlar daha karlı birlikler. Onun dışında arkadaşlar, arkada umbaracılarımız dursun ve düşmanı umbaraya tutsun arkadaşlar. Şunlardan lazım sanırım bize. Evet, başlayabiliriz. Ya Allah, bismillah. Hareket, 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 hareket. Umbaracıları menzilleri yeten bir yere hemen koyalım. Arkadaşlar bu taraftaki saldırıyı da şuraya almak istiyorum arkadaşlar. Baba baba, atlar geliyor. Dur şu atlar bir gelsin de ondan sonra. Onları bir karşılayalım. Dur, komutan arkaya koyalım. Evet, Ayhan arkadaşımız ünlü oldu. Bu da selam. Ayhan arkadaşımıza selam olsun. O zaman biz de daha... ne yapalım? Şuradan girelim. Birlikleri buraya kadar çekelim. Ha, burada top varmış. Muhlanı bilmem ben kardeş. Dal şunları. Şöyle yapalım. İyice dibine sokalım da arkadaşlar rahat vursunlar. Arkadaki birlikleri de dibe sokalım. Yeteceğini tahmin ediyorum. Lan vuruyor. Lan 109 kişi kaldı. Koş 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 koş. Lan oğlum biraz hızlı ya. Gözünü seveyim. Savaşta yüzülüyorlar ya. Dur bir dakika, ne yapalım biliyor musun? Siz şuradan yukarı çıkın. Yok siz, sen buradan yukarı çık koçum. Sen şuradan yukarı çık. Sen şuradan yukarı çık. Sen nöbet dur. Evet arkadaşlar, humbaracıların gücünü dünyayı tanıtma zamanı. Buradan çıkabiliriz. Yok, yetmiyor. Menzil yetmedi. Şuraya kadar geçeceksin illa. Biraz daha gidecek hatta. Tamam. Vurun. Lan normal vuruyor bunlar. Heh. Yok bir dakika. Oldu mu? Ha, bunlar vuramıyor ya. Bırak bunlar, bırak. Yani bir şey yok. Etkisi yok bir savaşa. Lan o ne? Lan. Oha. Çabuk dön, çabuk dön, çabuk dön şuraya. Çabuk, çabuk, çabuk. Onu görmedim ben. Oradan saldırmış adamlar. Hadi biraz hızlı. Yukarı çıkın. Siz de girin şunlara. Fazla bekletmeyelim düşmanımızı.
düşmanı beni ettiler ya, ettiler vallahi. Malak ettiler bu da. Neyse, sıkıntı yok. Düşmanlarımızı çok güzel bir şekilde doğuruyoruz arkadaşlar. Hadi hızlı çık, hızlı. Faşist. Hadi hızlı. Foşik ya. Hele hızlı hızlı. Heval misiniz oğlum siz? Hadi. Gel la, sen kime darıyorsun? Gel 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 gel, bırakın gelsin, bırakın gelsin. O zaman şunu yukarı çıkaralım. La oğlum, birlikler çok kayıp verdi, hadi. Hızlı. Daha fazla kayıp vermeden yukarı çıkıp düşmanı yok etmemiz gerekiyor. Güzel. Güzel güzel, çok güzel. De şuradan çıkın. Yok, siz şunları bir aradan çıkarın. Şunlar artık bir gitsin. Şuradan bir aradan çıkarın şunu. Hatta şöyle yapın. Kare dizilimi. Abi yapamadınız ki ya. Evet, geçmiş olsun. Takviye takviye takviye. Çabuk. Siz de çıkın, siz de çıkın. Ne bekliyorsunuz? Ya direkt çıkın yukarıya ya. Oturmaya mı geldiniz? Koş koş koş, bu tarafa koş. Dur, ben onlara ne yapacağım biliyorum şimdi, bekle. Onlara ne yapacağım biliyorum ben. Arka taraflarına dolaşacağım şimdi. Şuraya kadar gelin bagak baba siz. Sonra şuradan çıkalım artık yukarıya. Hadi hadi hadi. Beklemek yok, savaş. Yığıntı yapın düşmana, yığıntı yapınca gider. Evet, düşmanların şu an ağzını etmiş olabiliriz. Zamanımız azalıyor ve kaybımız artıyor sürekli olarak. Hareket hızlı etmemiz gerekiyor. Herkes yukarıda bekliyor lütfen. Bu istemi kırmayın ve yukarı çıkın. Atlı birliklerimiz hareket halinde mi? Evet, hareket halinde. Çok güzel. Atlı birliklerimiz için taarruz emrini verebilirim sanırım. Şuraya da gelsinler. Çok az yol kaldı zaten. Silah ordularının kaçtıklarını görmek güzel, mutluluk. Ancak bizimkilerini görmek pek iyi değil. Ya ona demiyorum ya. Koş şuna, koş şuna. Diyorum ki... Hayır, burada burada dur dur. La oğlum, dalın şuna diyor. Diyorum ki aha, ana ana, anladın mı? Tamamdır. Anlamış. Hemen şuna bir girin. Siz boşuna girmeyin. Yavaş durun. O girer. Evet, atlı birliğinin sonu. Atlı birliğinin sonu, geçmiş olsun. İkisi de öldü. Allah rahmet eylesin. Çok hayırlı bir insandı. Ya da bir işe yarasın bursun bari, yapayım. Bir işe yaradıkları da yok.
La kaçıyorlar. L ordularına da kaç. Ha. Hadi. Siz kaliteli askerlersiniz. Kaçmayın. Şu yığıntıya bak abi. Orada ne dönüyor ne bitiyor bilmiyorum ben. Evet, düşman topçularını yok ettik arkadaşlar burada. Çok güzel. Şuraya gelelim. Burada bir Uhlan grubu var, 21 kişilik. Bizim asker sayımız onları almaya yeter gibi. Şuraya gelsinler. Onun dışında bunlar da yukarı çıkartma yapsınlar ki dalmaya devam etsinler. Daha sıkıntı yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu topçulara bir girelim. Henüz aşırı büyük sıkıntı yapacak bir durum söz konusu değil. Ancak gidişat çok da hani mükemmel değil yani arkadaşlar. Onu söylemek gerek yani. Çünkü adam gibi dalmıyorlar ki. Heh, şöyle daldın işte ya. İşte böyle. İşte böyle. Sonunda istediğim gibi daldılar. Koş 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 buraya. Hatta siz direkt buraya geçin, onları biçeriz yolda. Şimdi içeri dalıp arkadaşlar şu uhlanlara, şunlar imha edilince, hadi hadi koş koş koş. İmha edildi oldu o toplar. İçeri girelim hemen. Anca girer zaten. O toplar imha edilsin. Şu uhlanlar da bitireceğim hemen. Silah orduları dağılıyor. Silah ordularına taarruza devam edelim. Bu taraftan sürekli olarak sıkıştıralım. Fazla daha bizim takviyemizden bir kişi gelmedi arkadaşlar ama düşman ordusu dağıldı gitti. Sizin tüfeğinizi kapatalım da ne olur ne olur. Ha yapmasınız. Ya bıraktılar, ciddi misin ya? Bakalım komutan alabilecek mi? Oğlum bunlar komutan da vuracaklar. Takviyelerimiz gelmeye başlamış arkadaşlar. Hadi. Aha. Aha gitti. Düşman topçuları gitti. Komutanlar da gitti. İçine tek bir birlik kaldı. Hemen buraya. Evet, kale düştü, düşecek arkadaşlar. Yani artık sızlanıyor şu an. Hatta herkes dağılsın. Herkes büyük taarruz yapıyorum. Herkes dağılsın. Şu an kalemiz düşüyor arkadaşlar. Geçmişler olsun. Bizim komutanımız da gitti arkadaşlar. Büyük yara aldı. Keşke onunla girmeyeydim. Lan dur, bayağın altında hadi. Dur. Ya daha zaten komutan gitti. Siz orada ne yapıyorsunuz? Koş 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 buraya buraya buraya. La ben bir de hızlandırınca bir anda kontrolü kaybettim. Tamam, bu savaş garanti bizde. Şunu dur çabuk çabuk çabuk, girmesin şu alana. Girmedi, tamamdır. O alana girerse çünkü bizim işimiz zor olur baya.
Bu arada bizim de bayağı kaybımız var arkadaşlar ama savaş bizde. Ya sizin tüfeğinizi açmadık biz. Neden dağılıyorsunuz ki ya? Yalnız o kadar garip bir savaştı ki, o kadar berabere gitti ki yani. Anlatamam, bizim askeri ihtiyacımız var acilen. Bizim verdiğimiz kayba bakın, adamların verdiği kayba bakın yani. Bu askerler kıytırık askerler, adamların askerleri mükemmel askerler. Yani normal olarak birazcık fazla kayıp vermemiz yani gayet normal çünkü askerlerimiz çok kötü. Yani anlatamıyorum, o kadar kötü. Onların bir askerleri ne bileyim işte, hani misket tüfekleriyle dalıyorlar bir kere. Hat piyadelerimiz bir kere yok bizim şu anda. Hat piyadelerimiz yani bu şey kıytırık bir hat piyadesi. Hat piyades değil. Yani hat piyadesinin yapması gereken şeyler yapmıyor. Saf ateşi yapmıyor. Hat piyadesi aha burada gelecek. Şu araştırmalar yapılacak. Şuna geçilecek şu şeye. Anca öyle nizam jilet gelecek. Yoksa yok yani, nizam yok yani burada. Ülkede nizam yok. Bir tur daha atlayalım, ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet, burada ordumuz cidden çok güçlendi. Yani Maratha karşısında güçlendi tabii ki de, ama Maratha da çok güçlü bir devlet. Ben barış içinde yaşamayı planlıyorum. Zaten bir tane bölgemiz kaldı sadece almamız gereken. 1750 yılına kadar da gezer işte ortalıkta sapık gibi. Bakayım, zafer şartları tamamlandı mı? Evet, 24 bölgede zafer kaydetmişiz. 20 bölgede demiş, 24'te kaydetmişiz. Demek ki gayet iyi gidiyoruz. Ancak bir sıkıntımız var. Burada hesaba katmadığımız bir Avusturya ordumuz var. Ve her an buraya girebilir. Çok önemli değil. Yakınlarda birliklerim var. Şimdi Leistan'a sefer yapmamız gerekiyor. Ancak Leistan'a yapacağımız sefer arkadaşlar, diyorum ki ben, böyle olmaz bu. Bizim şey yapmamız gerekiyor. Güzel araştırmalar yapmamız gerekiyor. Ve saf ateşini açmamız, nizam-ı cedidi açmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa yok, böyle olmuyor. Acilen bizim nizam-ı cedidi açmamız gerekiyor. Nizam-ı cedidi çok önemli bizim için. Ve nizam-ı cedidi ilk kuracağımız yer İstanbul değil, Viyana olsun. Çünkü Viyana'dan Venedik'e gideceğiz ya, üst olarak kullanacağız orayı. Şimdi Rusya ile barış yapmamız gerekiyor ama ben valla hiç barış yapasım yok, benim yok yani. Rusya'nın doğudaki bölgelerini sömürmek istiyorum arkadaşlar. Çaktırmadan üzerine doğru gitmek istiyorum. Öncelikle Dağıstan'ı yok ederek başlarım da, yok Dağıstan'ı boş ver. Rusya'nın daha güzel bölgeleri var. Bakalım kim yağmalamış. Tabii ki de orospu çocuğu Ruslar yağmalamış. Ben Leistan'a bir öneride bulunacağım. Avusturya'da ne kadar şaşırdım. Bir şey çok merak ediyorum. Acaba Leistan bizle barış yapacak. Ben şimdi Leistan'a desem ki gel barış yapalım. Askeri geçiş hakkına vereyim sana 20 tur. Sana teknoloji vereyim. Hatta bak, aha bak, her şeyi verdim. Hatta ticaret anlaşması da yapabilirim. Ödeme de yapalım. 1000 fazla oldu. 500 verelim. Gel barışa. Yok. Peki. Tam askeri geçiş hakkı versek ama güvenmiyorum Leistan'a. Zaten neyi planlıyorsa acaba Leistan. Şu kadarcık bölgesi kalmış ellerinde. Ne yapacaksa. Üzerine bir gidişlik canı var yani. Tabi tam orduyla gidip bu orduyla gidersen bir şey yapamam. İyi, Viyana'da isyan bitti bitecek arkadaşlar. Viyana ilk defa bu kadar şey görüyorum. Böyle
Hani isyansız, rahat. Baviera hayırdır? Kanka bir sıkıntı mı vardı? Hocam bir derdin falan mı var? Gel gel, vereyim ben sana sen. Seninle hiç uğraşmayayım ben. Çünkü bu adamlar biliyor musun? Orası çocuklar oluyor genelde, sürekli dalıyorlar. İşte Baviera'ya ulaşmak istemiyorum. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar, Military Akademi yani askeri akademide yani neler varmış? Yeni askeri alımlar eklemiyor sanırım. Zaten mümkün kıldığı askeri alımlar aynı şeyler ancak yeni araştırmalar sağlıyor. Yeni araştırmalarla beraber de bu değil de bundan bir sonraki yapıda Nizamcı'da çıkacak arkadaşlar. Hemen onu da yapmamız gerekiyor. Hani onu da ayrıca belirtelim. Şimdi buradan birazcık ekonomimizi kalkındayalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Videomuz çok uzun oldu. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki Osmanlı bölümünde görüşmek üzere.